Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sağ olun. Şimdi Selim birinci çocuğum, erkek çocuk. 5 tane de ondan sonra kız çocuğum oldu. İşte 6 tane çocuğumuz vardı. Biz, evladımı ben nasıl anlatayım? Bizim bir baba oğlu ilişkimiz yoktu. Abi kardeş gibiydik. Zaman zaman arkadaşımdı. Biz devamlı beraberdik. Yani desem bensiz bir su içmezdi. Öyle bir evlattı. Öyle bir kardeşti, öyle bir arkadaştı, öyle bir yarendi. Hayatımız beraberdi, aynı evi paylaşıyorduk, aynı evdeydik. Evlendikten sonra da çocukları olduktan sonra biz beraber kaldık, çocuklarına bakıyorduk biz. Onun için her köşede kendisini görüyorum, her zaman yanımda, hissediyorum. Zaman zaman gece kalktığımda bile acaba uzanmış mı diye bakıyorum yani. Bunlar zor şeyler ama Allah'a çok şükür, hamdolsun diyoruz, takdiri ilahidir diyoruz. Samimiyetimle söylüyorum, ben halen inanmıyorum. Diyorum ki bir bakarsın zil bas çalınca sanki geliyor diye ben böyle yerimden böyle bir hopluyorum, gidiyorum, kaçıyorum. O an için insan delirebilir. Yani desem ben diriydim, evet canlıydım fakat kalp ölüydü, vücut da ölüydü. Çünkü düşünebiliyor musunuz? 46 yaşına getirmişsin, büyütmüşsün, savcı yapmışsın, çoluk çocuk savcı yapmışsın, 10 senedir berabersin. Arkadaşındır, kardeşindir, yarenindir. Biz gece saat 11'lere kadar otururduk. Ben bazen giderdim, haberleri izlerdim. O saat bakar ki ben mesela gece hali, insanlık hali, kalkarsın, şey yaparsın falan, hemen kapıyı açar gelir, baba rahatsız falan mısın derdi. Artık öyle bir insan yok senin yanında. Ve senin gözünün önünde gitti, yok oluyor. Hiçbir uğruna, hiçbir şey değil. Şimdi siz niçin bu saldırıyı gerçekleştiriyorsunuz? Berkin Elvan'ın davası sürümcemede bırakılıyor diye değil mi? Oysa bu sürümcemede bırakmamış, sonuçlandırmaya çalışmış. Eğer sonuçlandırmaya çalıştığı halde siz bunu yapıyorsanız bence siz neye hizmet ettiğinizi bilmiyorsunuz. Şimdi biz evdeydik. Dediler bir operasyon yapılmış fakat yaralı. Operasyon yapılmış yaralı derken tabii dedim birbirimizi aldatmanın bir anlamı yok. Görevli bir bayan doktor geldi. Ya dedi takdir edersiniz işte zaten gelirken şöyle dedim inna lillahi ve inna ileyhi racun. Yok dedi daha şey dedim kardeşim ben alacağımı aldım dedim. Ben geçtim oturdum. Dedim ya Rabbi çok şükür benim oğlum öbür tarafta değil bu taraftadır. Benim oğlum bu ülkeyi yıkmaya, bozmaya, huzurunu kaçırmaya çalışanların yanında değil, aksine adaleti, hakkı arayan, adaleti tecelli eden taraftadır. Masumdur, mağdurdur. Allah bizi mazlumlardan eylesin, zalimlerden eylemesin.